önce de ifade ettim, dilek ve temenniler bölümü kısmındaki söz alma hakkımı da kullanmak istiyorum bir daha konuşmamak için. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Yalova'da talihsiz bir ağaç katliamı yaşanmış ve kamuoyu günlerce bu konuyu konuşmuştu. O zamanla bir duyarlı bir yurttaş kimliğimle gereken tepkiyi göstermiştim. Ancak birkaç gün öncesinden bu yana yine kamuoyunda Yalova'da ve ne yazık ki Atatürk adının bulunduğu araştırma enstitüsünde tekrardan bir ağaç katliamı yaşanmaktadır. Bu konuyu daha önce meclis gündeminde oradaki imar planlarında yapılacak olan revizyonla ilgili olarak söz alıp endişelerimi ifade ettiğimde sizler dediniz ki bu konu bizi ilgilendirmiyor. Bu konu doğrudan Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tasarrufu altındadır demiştiniz. Bizler de belediye olarak neler yapabileceğimizi sorgulamıştık. Şimdi bakıyoruz komşu belediyelerimizde, çok daha küçük bütçeli belediyelerde hatta ağaçlar sökülebilir, ağaçlar sökülebilirken Yalova'da nedense bu bir türlü yapılamıyor. Keşke biz yaşadığımız olaydan dersler çıkartıp en azından Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile irtibata geçip Yalova'nın tekrardan bir ağaç katliamıyla ülke gündemine oturmasının önüne geçseydik diyorum ve çifte bir standarda tanık olmamak ve buna alet olmamak için ben kendi belediyemin, kendi partimin belediye başkanına gösterdiğim tepkiyi, o dönemlerde de tepki gösteren diğer arkadaşlarımın bu konuda da aynı duyarlılığı beklerdim. Çünkü çevre sorunu asla bir siyasi olay değildir. Hele hele çifte standarda maruz kalmamalıdır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Alanlar her serbest diye. Kırklar. Atatürk Ovalı'nın içerisinde 500 vatan var. Hatırlatılıyor var. Kırklar, 45 kat yapacağım dediler. Hayır, olmaz. Yalova'da 10 kat var. 8 kat var. 10 kat, 15 kat. Yaparsın. Kazın. Çünkü emsal arttırmıyorsun. Emsal yine aynı. Yani daha daraltıyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Şimdi 3 kat. Sen bunu 20 metre yapacaksın. Dediğin gibi 4 yüksekliği 7,5 metre katlar. Tesisat kalitesi olduğu için 4 metre yapacaksın. Zemin aldın 3 kat. Buraya 5 yıllık otel. Bir de veriş şartlarımızda kongre salonu. Kongre merkezi olur. Yok yok böyle bir şey olamaz. İtirazım buna ediyor. Bu da 25 binlik sürdür. Şimdi Cemil Bey, onu açtığınızı söylüyorum. Bana da yanlış hikmeme. Satılmasını da geçtim. Madem satıyorsun, 5 parsel satmayacaksın. Bütün satacaksın. O zaman kongre merkezi. Bütün çıktık, iki kere çıktık yani. Ahmet Bey, o zaman satmayacaksın, bekleyeceksin, mutlaka alan çıkar. O gün çıkmadı, bugün çıkar. Yani şimdi, böyle planlama yapmaz, sizi kurtarmıyor. Bırakın plansız kalsın, bir delikanlı gelir, bir genç kız gelir, doğru planlama. Başkanım, zaten geçen dönem bıraktığınız hepsini sattığınız yer kalmadı. Ne bıraktınız? Ne bıraktınız siz? Satış konebiyle... Gerçekten ben giderim şuna, şu söylüyorum. Ya 300 milyonu gelir, 500 milyonu satsa... Başka bir şey... Borcu da olur, yapma kalmasın. Harun Bey, buyurun. Şimdi Sayın Başkan, nedense son günlerde bu araziyi alan kişi mağdurum diyor. Diğer yatırımcılar, belediye, her ikisinden mağdurum ben mağdurum diye feryatlar duyuyor. Şimdi burayı alacak olan kişi günler öncesinden Sayın Özsümer'in mensup olduğu siyasi partinin il başkanı tarafından açıkça toplantılar ve basın açıklamaları yapılarak duyuruldu. O zaman sakın almayın dedi. Mağdur olursunuz dedi. Biz mahkemeye gideceğiz dedi. İmar planlarını değiştiremezsiniz dedi. Yani alacak olan kişi mağduriyet durumunu bilerek aldı. Mağdur olacağını bilerek aldı. Bu tespiti öncelikle koymuş olalım. Şimdi orada biz satışa çıkarken gökdelenlere bakıyorduk. İşte 40 kat olarak başlatıldı ama fotoğraflarda 49 kata kadar çıktığını görmüştük. Öyle dillendirilmişti. Hep merak etmiştim ben. Neden 49 kat diye? 50. kat olmuyor diye.
Sonradan illerin plaka numarasına baktığımda 49 katlığının neden tercih edildiğini öğrenmiş oldum. Bu tespiti yapmış olalım bir kere. Yani burada bir mağdur taraf vardır. Ama ne gerçek mağdur? Yalova'dır. Yalova halkıdır. Yalova'nın geleceği çalınmıştır. Satılan Yalova'nın geleceğidir. Mağduriyet arıyorsak bu bizim çocuklarımızın gelecekte yaşayacağı mağduriyettir. Ve vebali de ağır olacaktır. Teşekkür ederim.